Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdalillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Ve eşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد. تفسير جلالين بقرة سورة 60. آياتين تفسيره. أستعيذ بالله وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ استسقى موسى أي طلب السقيا لقومه وشاندا يعني اذكر يتمنى اذكروا ديانا اسليلر وشاندا وشا وقتا موسى عليه السلام اذنين قومي جن استسقى قلد يعني سقيا سغارش لقنا طلب قلد وَقَدْ عَطِشُوا فِي الْتِيَهِ Çünkü kavmi bu sahralarda, deşturlu yadanlarda çankagen idiler. Hususen Mısır'da sahraları, deşturlu yadanları susuzlik ve ağır bir halet. Çünkü halette bu yanı için onlar elbette suge muhtaç buluştu. Musa Aleyhisselam'a iltimas kılıçtı ki ya Musa biz bu deşturlu yadanlarda cüret teşne bulduk, çankadik. Suge ihtiyacımız var. Allah ki Rabbine dua kıyın. Bizi bu hacetimizi ketkisindir yalınıştı. Şimdi Musa Aleyhisselam Allah ki dua kıldılar. Allah ki yalındılar. Allah Subhanehu ve Teala Musa Aleyhisselam'ın duasını derhal kabul kıldı. Karim. Derhal kabul kıyanı nekatten bile yapız. Ve iz istesqa Musa li kavmihi diyenekin fekunna fakil et karim. Musa bizden su talep kılışıge yak, arkasından ak. Ettik ki, idrib bi asakel hacer. Hasen bilen, taşını ürgün, deyip ettik diye etti Allah-u Teala. Allah-u Teala Musa Aleyhisselam'ın duasını kabul kıldı. Taşını ürgün dedik. Ve huvellezî ferre bisabihi. Ve bu taş, doğrusu da ihtilaflar var. Musa Aleyhisselam'ın libasını alıp kaçıp gitken taş. Bazı kavuller yakara geldi. Bu neçe tafsirler var. Yani bu taş muayyen mi, gayrı muayyen mi? İkide kavulge bölünedir. Bazıları muayyen taş deydi. Yani o şey Musa Aleyhisselam'ın libasını alıp kaçıp gitken. Muayyen diyenler ki, bazıları dedi ki bu taş cennetten çıkanıdır. Adam Aleyhisselam'dan birge. Ve başka köp kavuller de etişerdi. Ben İsrail bunu daim kurtarıp görüşerdi dedi. Yine bir tafsir ise, bu muayyen taşmaz, gayrı muayyen taş. Yani taşlardan bittesi. Ruhparakigen bir taş. İkile tafsir ihtimali var. Ulamalar ikile tafsirini hem zikir kılışadı. Ve müfessirler dedi ki, bunu biz gayrı muayyen, yani muayyen bulmagen, mutlak bir taş desek, mucizeliği yine hem uluğ buladı. Mesela ayette hazır mutlak etini yaptı. İdrib bi asakel hacera. Hassin bilen taşını ürgün deyaptı. Şunun için tasavvur kılın. Ben İsrail bir taşını kütarı bürgen bulsa, kaçan suge muhtar bulsa, şu taşı koysa, ursa, bu taştan su çıksa. Yani bitti mucize. Lekin su çıkışlığı, bulaklarının atılıp çıkışlığı, bitti taşka haslan yaptırgenliği, bu bitti mesele bulsa. İkinci mesele, bunlar küçük bir rükte elbette, sahralarda. Başka bir deygene cahaya bargenden ki, suge muhtaç bugende, başka bir taştı Musa Aleyhisselam'ın hasselerden uruşluğu ve ondan suların atılıp çıkışlığı bir an bitti mucize buladı. Alınıngisinden göre kaptara mucize buladı. Çünkü her kendi taştan çıkıyordu. Şunun için muhakkik müfessirler bunu mutlaka bir taş, yani tayin kılınmayan taş diyen tafsirini tercih kılardılar. Şunası afzalliydi. Mucizeliği kaptara bugendeki için. Lekin nergisinin hem ihtimali var. Allah Subhanehu ve Teala bir de yani taşını uruşluk
Allah Teala hahlasa taşka emir kıyın. Taşka büyürgün, su çıksın dese bu arada. Lekin hassabla uğruşlikke büyüriyat. Allah'ın işlerde hikmetler var. Mucizesini kürsatı yaptı, yani mucizesini bazı nesillerine bağlayaptı. Hassabla uğurgun diyaptı. Eğer Musa Aleyhisselam hassabla uğurmasa, doğrudan doğru taşka emir kıladırken olsa, su çıkar gindi. Su çıkar mıydı? Çünkü Allah'ın buyruğu şu. Bir asa akar yaptı. Hassemine uygun yaptı. Bu kaysa hasse? O şey Firavun'da korkutken hasse bu. Medyen'den Şuayb Aleyhisselam'ın ağzından kayıt yaptırken de. Şimdi bazılar ikalasında taşla hassanı birbirine bağlı vetedi ki Musa Aleyhisselam Medyen'den kayıt yaptırken de Şuayb Aleyhisselam bu hassemle taşla her yakı yanıdı diyen kavurlar var. Lekin vallahu alem. Mana tosh bilan hassaning masalasi kelyapti. Lekin biz tayin qilmaymiz. Chunki oyatlarda tayin qilinmayapti. Musa alayhissalom Alloh bilan gaplashganda Alloh taolo so'radi: "Ey Musa, qo'lingdagi nima?" "Bu meni hassam" dedilar. Hali keyingi oyatlarda keladi buni tafsiloti. Shunda Alloh taolo "Hassani otgin" dedi. Hassasini otdilar, ajdahoga aylanib qoldi. Bana şu ajdahoga aylangan hassasi o kişinin mucizelerden bittasiydi. Firavun ve onun askerlerini, vazirlerini juda qattiq qo'rqitgan bir katta ajdahoga aylanardi. Endi şu hassa bilen taşla uruşlikke büyürü yaptı Allah Ta'ala. Hafifun, murabba'un de yaptılar. İmam Suyuti yaptılar. Bu taş yengildir ve tört burçaktır de yaptılar. Hali tayin qilingan tafsirga ko'ra shunday. Kerasi raculi bir kişinin başıdık. Kattadaki torsluk kılıflar var. Bazılar bir zira dedi, bazılar üç zira dedi, bazılar on zira dedi. Bazılar Musa Aleyhisselam'ın boyu çekilir dedi. Bazılar hücudu kellesi çekilir dedi. Her hıl kavurlar var, haberler var. Bunlar hem vesey indi, o şey tayin kıladırken bu şey. Tayin kılasek, Musa Aleyhisselam'a düç giden bir taşla uru yaptılar, su atılıp çıkıyordu. Ruhamun, av kezzanun de yaptılar. Yani mermerden bulgen bir taş, ya ki bir yeltiregen taş. Yani başka taşlardan biraz farklı, eğer muayyen bulsa, gayri muayyen bulsa, o bırakıgen bir taş buladı. Fenfecerat inşakkat. Fenfecerat diyeni, atılıp çıktı diyeni. İnşakkat, taştan, taş yarılıp, yani açılıp, içinden su çıkıyordu. Veselet ve aktı. Yani katı bir taş. Yani taştı içinden su çıkarışlık. Bu mucizenin yine hem kattalığını, büyüklüğünü kösterdi. Yerden su çıkarışlık mümkün yani. Çünkü yerden bulak çıkardı ya ki kuduk çıkardı. Başka halatlar, yerde tergide su manbası var ama taş. Taş götürürüz, tergide işlesi yok. Alakası yok. Kattır cisim bulgen taş, hemimiz bulgen taş dışından su çıkıyordu. Çıkkende hem az giremez, hem belki yarın piyara denmez. Fen fecer atkırın atılıp çıkıyordu. Pişkırgen halette çıkıyordu. Başka ayetlerde sızıp çıkışlı getirilirken yani elbette aldığınızda sızıp çıkıp kiyin pişkırıp çıka başladı. Minhu isnete aşara ayna yani 12 bulak. Karın 12'de bulak atılıp çıktı. Neden ki 12'de bulak oldu? Bi adelil asbati zürriyatlarının adedi yakarak durup. Yakub Aleyhisselam'ın o 12'de oğludan 12'de kabile tarkadı. Yani bütün milletlerdeki kabileler şunu yolu tarkadı. Aki ülkelerinin balları. Allah karşısına sizce bereket verirse şu köpeğe kettup gitti oradı ki. قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ yani sabitin her bir insan, her bir kabile مِنْهُمُ الْاَدِشِدَنْ شُبَانِ اِسْرَالِدَنْ مَشْرَبَهُمْ مَوْضِعَ شُرْبِهِمْ su içedigen yerlerini bilip alıştı. فَلَا يَشْرَكُهُمْ ف۪يهِ غَيْرُهُمْ bu su içedirgen yerlerde onlardan başkası şerik bulmasıydı, araleşmesiydi. Ve kulna lahum ve biz onlar geldik ki yani Bani İsrail geldik ki kulu ve şerabu min rizkillahi Allah'ın rızkıdan yiyiler ve içiyiler. Ve la ta'asav fil ardı mufsidin ve yeryüzü de fesat kılıcı haletlerizde buzgunçuluk kümeler. Halun muakkidatun li amiliha min asiye bi kesri musallaseti afsada. Yani ve la ta'asav diyene uzu ve la tufsidu diyene. Asiyeden çıkken lekin üçte nuhtalik sani kesresi bilen
sizden buluradır. Şunu amilige tekşiloçu hal buluyorsun, mufsidin kelimesi. Mufsidin hal buldu. Ve ikilesiyem yakın manada bu yanı için, yani ahdiyun fesad diyene. Mufsidin üyen fesad. Şunun için tekşiloçu hal diyebdiler. Yani afsada diyen manada. Lekin asiyun fesadının bettarı, en yaman fesad. Yeryüzde mufsid haletlerinde, fesadçı haletlerinde kattık, buzgunçuluk kimi elerdi yaptı Allah-u Teala. Yani kengirak tahsil kılamız, Allah-u Teala yine bir nimetini isleti yaptı. Ve yukarıda etkenimizde üçte mesele. Havala ben İsrail'e bir nasihat, kendi İslam ümmetine, üçüncüsü ise bütün insaniyetine, bütün mükelleflerine, insanlar ve cinlerine. İsleyler, o şimdi Musa Aleyhisselam kavmiye su talep kıldı. Musa Aleyhisselam'da sabrını karın, merhametini karın. Peygamberlerden biz sabır, merhamet örgütlerimiz gerek. Biz de hazır avamlarda koyun, alimlerimiz insanlardan 2-3 metre eziyet görse, bu insanlardan milletten kozu yuvuyorlar deydi. Bu insanlar tüzelmeydi, bunlar adam bu meydi deydi. Lekin Musa Aleyhisselam uzunu kavmadan kança eziyet görüyordu, kança muhalefet görüyordu, kança karama karşılık görüyordu, beraber yine uzunu kavmını gamını yiyordu. Şunlarca merhamet kılıyordular. Yine kendisi su talep kıyanda, şimdi uzlarız tavvalıylar. Daim bizi hicalat kılıyordular, biz Allah'a dua kılıyordu, biz Allah bir yaptı, nimetlerine nankörlük kılıyordular. Kavliler uzlarız, ya aktarıp tapıylar, deme yaptılar. Yine Allah'a dua kılıyordular. Kerim, peygamberlerin merhametine kerim. Demek biz peygamberlerden örgünüp, sabırlı buluştuğumuz gerek. Dinge hizmet kılıçlı yolu menaşundan ibaret. Siz dinge hizmet kılıyorsunuz, İslam'a hizmet kılıyorsunuz ve insanlardan sizge eziyet kılıyordu. Kılıyordu hayatı zahırı geçer. Çünkü için Peygamberimiz Aleyhisselam vefat kılıyordu da, defan kılıyordu da, Fatıma anamız ettiler. Şimdi dinçidileriz mi? Bana Resulullah'a defan kıldılarız, şimdi dinçidileriz mi dediler. Daim eziyet birerdileriz dediler. Bu mesela sahabelerde eziyeti, ben İsrail'de Musa'ya birine eziyetini aldı işlesemez. Lakin beraber yani sahabelerden insan bu yanı için içleri de, hususen münafıklar ki tatlı eziyet bir işaretidir. Lakin bazen yani münafık olmayan sahabelerden insan bu yanı için hatalar sadır bulardı. Muhammed Aleyhisselam'ı ki hayatı daha geçe, katta küçük eziyetler gördüler. Doğru bir tarafta katta hürmet, muhabbet gördüler. Muhammed Aleyhisselam için hiç kim insaniyet tarihinde müncelik muhabbet, itaat, hizmet görmeni yok. Lekin aziyetten halimeslerdir. Yani büyük peygamberler şunçeli aziyet görüşüye karamestan hizmet duyandan ki bizden aziyet görüşümüz anık. Bu yol şimdi yol. Başka yol değil mi beraber aziyet görürsünüz? Aziyetsiz hayat bu muydu beraber? Kafirlere aziyet görüyordu, münafıklara aziyet görüyordu. Siz hem görseniz değil mi buktu? Siz Allah'ta yolda görüyorsunuz, sizce sevap bulandı. Peygamberler de yolu ama sabır kılıçta örgünçlik gerek. Çünkü aziyetten ki yine merhamet kılıçta örgünçlik gerek. Allah'ını keçiruvchiligini qarang. Bani İsrail hata kılar idi. Lekin ular hatasını itiraf kılıp tavbe yani güçlü Allah keçiruvardı ular. Şunun için yine dualarını kabul kılıyordu. Ve Musa Aleyhisselam yetiyordu ki Hassem'den taştı ürgün deyordu. Urdu bana sen fecerat uruşu yayam yine sablen kılıyordu qarang. Taştan 12 bulak atılıp çıktı. Neden 12 bulak atılıp çıkıyordu? Bu hem nihayetten mühim mesele bu. Dikkat kılıyorlar bunya. Tafsirde hazır imamı suyuti ettiler. Çünkü onlar 12 kabileden ibaratıdır. Allah-u Teala kabilelerde itibar yolu yaptı. Her bitti kabileye Allah'a da su veri yaptı. Demek bizim kabilelerde itibar yolu işlemimiz gerek. Bizde hazır Müslümanlarına bir batıl fikir kirip koyan. Başı doğru. Bütün insanlar eke ülkedir. İslam'da bütün mumunlar eke ülke. Bu yap doğru. İkincisi, hemen bir buluşluk gerek. Yani sen falancı kavim, sen falancı kabile degen yap yok. Bu nasıllarda yok açışımız gerek. Hemeniz bitti millet buluşumuz gerek. Deydi. Bu hemen yok adı. Hoş, kim buluşumuz gerek ise, Ruslar etmedi ki Rus buluşlarız gerek deydi. Angli etmedi ki İngiliz buluşlarız gerek deydi. Bana şu fikir hazır Müslümanlar çekirip koyan. Uzun akıllıysan egen köp cahiller, etmedi ki bunda hiç kavim kabilen açtık caizmez deydi. Ne demek ki sen ben Özbek, ben Kırgız, ben Tacik, ben
Rusman, Arapman deysen, bu nasıl yok diyor, bunu yatırmıyorlar diyor. Bu cehalet bu. Allah subhanahu ve teala bizi şimdi kabilelerden ibaret kılıp yarattı. Kabilelerden ibaret kılıp, لِتَعَرَفُ birbirlerinden tanışışlarınız için diyor Allah-u Teala. Birbirimizden tanışışlığımız için ve birbirimizden yaşlılarımız örgülüştük için Allah-u Teala bizi her hıl kabile kılıp yarattı. Biz bu her hıl kabilelikte yaman yolları işletedigen bu şey, kavimparaslık kıladigen bu şey, uzumuzu kabilemizi nime bulsa bulsun, belent görüp başkaladı, pas görsek, o caizmez, bu duruşmez. Bu zulüm buladı, bu cehalet ve küfür buladı. Ne ki Allah Teala bizi kabile kılıp yaratıştıyken, Özbek'de Özbek kılıp yaratıştı, İngiliz'de İngiliz kılıp yaratıştıyken, Arap'ta Arap kılıp yaratıştı. Bunun inkarı bu muydu? Hatta Peygamberimiz Aleyhisselam uzun atasını inkar kıyandı, kafir diyenler. Uzun milletini, uzun kabilesini inkar kılıştığı caizmez. Ve hiç kim uzun kabilesinden uyanmasın. Her kim uzun kabilesini, uzun sülalasını elhamdülillah desin. Allah subhanehu ve teala beni şu sülalada abkildi. Allah'a hemler bulsun desin. Hiç kim etmesin beni sülalan pes, karamistanı ve hakir görmesin uzunu. Çünkü bütün insanların aslı bari bir adam aleyhisselam gibi aradı. Bana Allah Teala Ben İsrail'in 12 kabileye bölüngenliğine itibarı alıp 12'de bulak veriyordu. Allah'da bulaklar veriyordu. Hatta yukarıda geldi ki denizde açılışlığı. Şöyle bazı tefsirler var. Ulamalar etedi ki şu deniz açının geldi 12'de yol bu yanını dedi. Her bitti kabile beymalar ötsündür. Ve kabilelerde itibarı alıştık gerek. Peygamberimiz Aleyhisselam hem buna itibarı alardılar. Bir insan mesela itiraz kılışı mümkün ki bu Musa Aleyhisselam'ın şeriatı. Bizi şeriatımızda bunu yapmaması gerek. Hem de bir hıl muamele buluştuk gerek. Yani bazı meselede hem de bir hıl muamele kılınadı. Lakin kavm kabile meselesi uzun yerde itibarı alınadı. Peygamberimiz Aleyhisselam bir yerge bahseler, şu yer İslam'da kabul kısa, bir yerge İslam hakim olsa, o şey insanlarda uzudan, kabilenin uzudan bir insanda emir kılardılar. Hani başka kabileden koymasıydılar. Uzlarının içinden, şu kabilenin içinden takvali, ilimli, Allah'tan korkan, uzun yığıştırmayan adamlarda emir kılardılar. Sahabelerden bütün dünyaya borgenlerde şu siyasetini tatbik kıldılar. Bu İslami siyaset bu. Buna itibarı alışlık gerek. Peki hazırki siyasetler ne kadar yaptı? Kafirlerdi ki malum, kafirler mesela bir milletke başka insan dert gelip rehber kıladı. Hazırki Müslümanlar hem şunu örgengen, kafirlerden örgengen, bu kafirlerde kılığı ki ödümezden adamlarda şimdi elmeştir şey etti. Uzunu cahiye koymayaptı insanlarını. Ne diye? Ular birleşik gitmesin diye. Yani kabilerini uzudan çıkan bir emir de kopkesiz, ular birleşişi mümkün, sizce karşı çıkışı mümkün, etteki aybiz ayeti koyuşu mümkün, sizi masiyetinizde, sizi günahınızda şerik bulmaya kalışı mümkün. Sizi münkerinizde atışasıyla rahatlık koyuşu mümkün. Şunun için onlar ne kılıyordu? Bir kabileye başka kabileden rahbar kılıyordu. Ve bir kabileye başka bir kabileden istihbarat koyuyordu. Bu şehirde başka şehirden etkilerdi. Hemen birbirine erleştirirdi. Birbirine işenmesin bunlar dedi. Birleşik etmesin bunlar dedi. Menge muhtaç bulsun dedi. Menge satsın dedi. Daim hıyanat kılışsın. Hain bulsun dedi. Hazır ki siyasetler, kafirde siyaseti şu da, Müslümanlar hem şu siyasette tatbik kılışıyordu. Ne görüyün de azı Müslümanlardı, cemaatleri ya, peki başka halatları ya, nizamları ya kararsız, aynı şekilde muamele kılışıyordu. Köpçülü düşündük. قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسِمْ مَشْرَبَهُمْ Hakikaten her bir insan uzunin su içediği yerini yakşı bilip aldı diyordu Allah Teala. Yani erleşmeydi. Ben İsrail cahil bir milletidir. Firavun'un zulmünü sebebiden onu tazyiklerini tengide koyanlık için ilimden mahrum bu koyanlığı bir çoralar. Hazır ki İslam alemi yoksa. Hazır ki İslam alemi yan bizi zamandaki Firavun'un zulmünü tengide koyanlık için cahil koyan. Biz bunu itiraf kılıçlığımız gerek. Dünyanın kayırıge bahsiz şimdilik. Kayırıge bahsiz. Bütün milletler cahil koyan. Ulamaları barmakla sanediyen derecede az. Bir kabileni kimez, bütün Müslümanların alımını senemendisiz, barmaklar senedigen derecede az bu koyan. Bu kadındaki firavunların siyasetiydi, bizi zamandaki firavunlar hem şu siyasetini tatbik kılıyordu. Cahil bulsun, yani biz hala kendi yaşasın bunlar. Hala kendi bunları başkaleliydi.
Allah subhanahu wa ta'ala Bani İsrail'de terbiye kılıyordu. Karin terbiye kıyanda onların cahilliğine itibarı alıp Allah'a da suku veriyordu ki her kim uzunu uzunca tayin kılıngan, uzunca kabilesine verilgen yeriden su içsin. Bu mesela ıhtılap çıkıp geçişi mümkün. Bu mesela tartışı çıkıp geçip kalışı mümkün. Demek biz insanlarda terbiye kıyanımızda bu meseleye dikkat kılıyız. Elbette İslam bana her hıl kabilenin uzun işi geledir. Her hıl milletler kiledir. Ularda ortası iyi ihtilaf düşmesine iyi dikkat kılıçlayınız gerek. Kabilelerde hakilliğinin sebebinden bir buğuz, adavat, düşmanlık kip komasına iyi hareket kılıçlayınız gerek. Kulu, yiyiler diye yaptı Allah-u Teala. O men bilen salva var mı ki? Yiyiler şunu. Vaşrabu ve içiler bana sudu. Bir rizk illahi Allah'ın rızkıdan. Hemen Allah'ın rızkıdır. Bizi yiyip duruyen meselelerimiz hem. Bizden aldığı insanlarda tanavvuk yiyen meseleleri. Bizden kingiler hemen Allah'ın rızkıdır. Lekin Allah Teala bir yerde takiple yaptı. Allah'ta rızkı bana şöyle yaptılar. Sizler hiç kendi mihnet kıyanlarız yok. Men bilen salva asmandan şu yaptı. Ve su ise hiç akıllarızge sığmayan derecede taştan çıkı yaptı. Kankke basarı suları tenyar. Tepede sayıdan tenyar. En güzel bulut sayabanlık buyurup sizlerge. Kerim Allah Teala yemek içmekle büyürgenden kin وَلَا تَعْسَوُ kattık buzgunçuluk kümeylerdi yaptı yani. Biz hazır Bani İsrail'de meselesinde bunu asam düşünemiz. Ne için Allah Teala yemek içmekle büyürdü yaptı, nimetlerini takdim kılı yaptı, arkasından isyan kümeylerdi yaptı. Çünkü körü yapısı ki körü isyan kılı işi yaptı. Ama şimdi nahiler bizgeyen bugün. Bizgeyen var. Ve zaten bizgeyen böyle yaptı bunarsa. Allah Teala bizge nasihat kılıyordu. Allah'ta rızkıdan yiyiler içiyiler ve kattık fasat kımeyler yeryüzüde. Çünkü insanlı fitreti şundik. Unutucu. Hatakar. Hatak koyarımız. Lekin Peygamberimiz Aleyhisselam ettiler. Hayrul hattain ettevvabun. Hatakarların en yaşları köp tavba kılıçlar. Allah'a tavba kılıçımız gerek. İlim okuyduk, cehaletimizi kitkizelik, hatalarımız kemeyadı. Sadır bu gendiğin derru Rabbimizi yakayt edelik. Allah Teala yeryüzüde mufsiz haletlerinizde katlı buzgunçuluk kümeylerdi yaptı. Her kendi fesattan menkıl yaptı. Fesat kettesi hem kişkinesi hem haram, caizmez. Kiyingi ayet, 61. ayet. Ve iz kultum ya Musa len nesbira ala ta'amin vahidin. Fed'u lana rabbek yukhrij lana mimma tunbitu l-ardu min baqliha. وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذَلِكَ بِمَا عَصَوْ وَكَانُوا يَعْتَدُونَ وَاِذْ كُلْتُمْ Yine iz kirliyettim bana. Uzkuru, esliler. O şimdi yine katta bir hata kıldılarız. Ettileriz ki ey Musa لَنْ نَسْبِرَ عَلَى تَعَامٍ اَيْ نَوْعٍ مِنْهُ وَاحِدٍ Şu tağımdan bir nevge, bir tağımge hiç kaçan sabır kıbimiz. Hadi لَنْ دِيشِ يَبْتُ لَنْ نَسْبِرَ Hiç kaçan sabır kıbimiz diyebdi. Nimadu bitta taam wa huwa al-mannu was-salwa. U man bilan salvadir. Man bilan salva yoramizmi hadib deyshti. Ha deb shirinlik va bedanani go'shini yoramizmi deyshti. Fad'u lana rabbak. Biz uchun Robbinga duo qiling. Qani xuddi mazlumdek. Yukhrij lana shay'an mimmatun bitul ardu. Bizga yer o'stiradigan narsalardan chiqarib bersin. Min lil bayani bödege min bayan üçün buluyat. Bakliha baklun yani üsümlükler yer üsümlükler yani üsümlükler digerimizde mutlaka buluyor. Lekin baklun digeri bu hazır bu tafsir ikili yaptı. Pamidor yoşagen, badrin yoşagen, savzı, şuna hangi nesiler? Şundik üsümlükler. Mutlaka üsümlüklermez. İnsanlar yiğidigar üsümlükler. Ve kıssayha qissa ul xiyar yani badrin ve badrin o'xshagan narsalar. Va fumiha fumunda ikkita tafsir bor. Ba'zilar hintatun deydi. Mana
hintatiha. Bazılar sumun dedi. Yani sarımsak. Ve adasiha adasun. Bizi diyarlarda kim bu adas? Şunun için bizi diyarlarda tercüme kıyanda bazılar maaştır tercüme kıladı, bazılar nuhattır tercüme kıladı, bazılar lüyadır tercüme kıladı. Kıyas kılışın. Deki mesela bana Pakistan, Afganistan'da bunu dal deydi. Yani Türkiye'lerde mercümek diş yaptı. Adasun, şu mercümek ya ki dal değil yatırıyanlarsa. Nuhat yok çeken burada kiçirak bunları. Türleri yok ki bazıları sarı, bazıları yeşil, kök, bazıları ciger renk, her hır renklerde. Türleri yok. Adas şu. Lekin maşmaz, nuhatmaz ve lüye hemmez. Başkadır. Hasıldır. Ve basaliha ve piyazı dendi yaptılar. Bizde bazen bunlarda sabzavatlar deydi. Kim etedi bunu? Edebiyatı yaxşı bilgen, Özbek edebiyatını yaxşı bilgenler sabzavat deydi. Sabz deyeni Farsça kelime yeşil deyeni. Yeşillikler deyeni. Köketler deyeni. Hala lehu Musa, ularge Musa aleyhisselam etti ki اَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ اَدْنَى اَخَصُّ yani adına pasroq bo'lgan, arzoroq bo'lgan, qadri arzoq, arzoroq bo'lgan narsani billazi huwa xoyir, yaxshi bo'lgan narsaga almashtirasizlarmi sizlar? Ya'ni ashrofu, sharafli bo'lgan narsaga almashtirasizlarmi? Atakhuzunahu badalahu unoniga olasizlarmi? Wal hamzatu lil inkor shuradagi atastabilunadagi a hamza inkor uchundir. Rad qilishlik uchun oddiy bir so'rashlik emas. Qanday qilishlar bu ishni qilyapti degan ma'noda. Fa abaw an yarji'u. Ular Musa alayhisalomning nasihatini qabul qilmadi. O'zlarining talabidan qaytishlikdan yuz o'girishdi. Musa alayhisalom nasihat qilyaptilar. U sizlarga berilgan ne'mat yaxshiroq edi-ku. Halva kelyapti shirinlik va tayyor bedanani yuz kelyapti, eng go'zal, eng mukammal ne'matlar. Sizlar nima qilasizlar? So'rayotgan narsalaringiz bir oddiy narsalar va u so'ragan bilan bitadigan narsa emas u. Uni hosil qilgandan keyin pishirish kerak, boshqasi bor, o'ziga yarasha mehnati bor uni. Qancha nasihat qilsalar ham qabul qilishmadi. Shunda fada Alloh taolo Musa alayhisalom Alloh taolaga duo qildilar. Faqala taolo Alloh taolo aytdiki ihbitu inzilu misran min al-amsari tushinglar dedi Alloh taolo. Ya'ni shaharlardan bir shaharga. Shaharga tushinglar, ya'ni shaharga kiringlar. Fa inna lakum fihi albatta sizlarga u yerda mas'altum minan nabati. Shu nabotlardan, o'simliklardan so'ragan narsalaringiz bor. Mana kartishka piyozlaringiz shaharda bor, boylar shaharga. Va duribat ju'ilat alayhim zillatu ve ularga zillet, xorlik urib qo'yildi. Zul yani xorlik, wal havan pastlik, wal maskanatu kambag'allik, faqirlik. Ay asarul faqri. Faqirlikning asari. Minas sukuni wal xizi. Ya'ni maskana sukun kalimasidan chiqyapti, ya'ni sokin. Sokin nima degani? Qimirlamay turgan odam. Ya'ni kambag'al odam qimirlay olmaydi. Safarga ham chiqa olmaydi, puli yo'q. Ish ham qila olmaydi, puli yo'q. Maskana shu yerdan chiqqan deyapti suyuti. Wal khizi xorlik degani. Sahya lazimatun lahum. Mana shu kambag'allik va xorlik yahudlar Bani Isroilni lozim tutuvchi sifatlaridir. Va inkan og'niya. Agarchi boy bo'lsa ham. Ya'ni ba'zilar boy bo'ladi, puli ko'p, baribir pastkash. Zotan bizning zamonda aytilyapti, ya'ni Amerika'da ya ki Avrupa'da falancı bir Yahudi var iken, dünyada en katta boy iken, kötüde üçün tanımaz iken sen. Ya da yoksa girerken deydi. Muhatta fakir bu girerken deydi. Ularda sıfatı bu. Yani lüzum dirhemin mazhubi li sikketihi. Mesela o şey urulgen dirhem uzun sikkesine lazım tutken edik. Yani dirhemler, altın kümüşler pulga aylantırılgen de hani lazım mazlum olsa kümüşle o şey puller وَدَعُوا رَجَعُوا بِغَدَبِ مِنَ اللّٰهِ Allah tarafından bugün gazap bilen kayıttılar onlar. Yani Allah'tan onlara gazap geldi. اَيْ اَبْدَعُوا وَالْغَدَبُ Yani ذَلِكَ bu nesne yani bu harlik ve kembehallikte uğruluşluğu
ve Allah'ın gazabıyla kaytkanlıkları bi ennehum aydisa bi ennehum kanu yekfuruna bi ayatillahi. Ular Allah'ın ayetlerine kafir buladigan bo'lganliklari sababliidir. Ve yaqtuluna nabiyyin ve peygamberlerini öldüredigan bo'lganliklari. Zakariya ve Yahya. Zakariya ve Yahya yo'xshab. Zakariya aleyhisselam ve Yahya aleyhisselam öldürüştü Bani İsrail. Bi gayril haqqi haqsızlık bilen, ay zulman, zulüm bilen. Zalike bima asav. Bu narsa ular isyon qilganliklari ve kanu yahtadun ve haddan aşadigan bo'lganliklari sababliidir. يتجاوزون الحد في المعاصي جناحلاندا حددن آشب کتشارده و کرره للتأكيدي الله تعالى بيرده تكرار كيلدرياتي تأكيدلشنيك üçün يعني چه بزغنچلیکده حددن آشنیکده جده مبالغا قيانلیکلر üçün الله تعالى تأكيدلر bunu تكرارلان getirdi. منا bu آيette منا körüp turganimizdek aldingi آيetleri yoxşap الله تعالى yana bir vaqiyani islatyapti. Bani İsrail'in kıyan katlı hatası, nimetlerinin mukabilindeki naşkürlüğü, Allah'a kıyan isyanı ve Allah subhanahu wa ta'ala yine uladı kesirgenliği. Lekin bu ayetin ahirde ise Allah subhanahu wa ta'ala uladın akıbatını cüze yaman bu geldiğine ihtiyat etti. Bunlar Allah'ın gazabıya kıyanlığı, bir yerde Allah subhanahu wa ta'ala hazır bir nasihat vaz busunda zikir kılındı halas. Yani ular o şey hadi bir tam yoramız mı diyenler ki iş bitkeni yok. Bundan ki yine devam ettiği vakiyeler. Bir yerde Allah Teala umumi kıtırıp üç taifeye yani ben İsrail'e hasreten ondan ki İslam ahliye ondan ki bütün insaniyetke bu hamadı bir kuvvetti ki Yahudiler ben İsrail bana şimdi tabiyetli bu geldiği için Allah'ta gazabıya kaldılar. Karın hiç uyalışmazdan Musa aleyhisselamdan şunca yakışınlar görüşüye karamazdan ey Musa biz bir taamge sabır kımıyız diyordu. Ve yaptı baştan etişiyordu. Len nesbira diyordu. Karın takitle. Len harfini bilesler takit için girerdi. Takitle ve etişiyordu. Ey Musa biz hiç kaçan sabır kımıyız diyordu. Sabırımız bitti diyordu. Hadi bir tam yoramız mı diyordu. Demek bunlar ortalarda meşveya kılışken. Meşveya kılışıp, gelişip, birleşip ki Musa aleyhisselam huzuruya gelişiyordu. Bu mesela münçeli tekitle yapışmasıdır. Karın kılıyıp duruyor günahlarını, mahsiyetlerini bülüp durup, geliştirip kılıyıp durlar. Ve akasına geçiyordu. Rabbine dua kıyın biz geliyordu. Bizi yer üstüne duyan meseleden çıkarıp versin. Karın yer üstüne duyan meselelerini Allah çıkarıp veriş kireyorlar. Bu bedenler asmandan düşüyüp duruyor. Ölsünlükler de soruştu. Bana şu yaşınlükler de soruştu. Yani bunlar Kur'an'da zikir kılını yaptı. Zikir kılınganlığının hem hikmeti var elbette. Hikmetlerden bittesi ben İsrail müdürken derslerden çıkıyor Firavun'un hizmetkarlarıydı. Ular şu fakat dehkançılık kılışarıdı. Kul de işleşerdi. Kuludu ular. Kul de ekmez kuludu. Ular bana bu aziz hayatı götürüşemedi. Bu nimetleri tahammül kılışemedi. Aldığı har halatları ise geçiyordu. Karın, şunu güç ayeti yapıyoruz daim, aldın insanda terbiye kırışlık gerek. Sen dinini örgensin, Kur'an hadisi örgensin, ki ondan yaşlılar hasıl buluşu mümkün. Cahil insandan fakat cehalet buladı halas, eziyet buladı halas. Güzellik bu miydi onda? Bunlar, bana hala terbiye tapanma geldiği için, Musa aleyhisselam hareket kılıyordu, lakin cehalet singip gitken bunlar ya. Eski haletlerin arzu kılışı yaptı. Avvalları şu nesillerde yetiştirip, şu nesillerde yiyip yaşardı onlar. İkinciden, şu nesillerde Allah-u Teala Kur'an'da zikir kıldı mı? Elbette bunlarda insanlığa faydalı bulan vitaminler, faydalı tarafları köp. Mene badirin ve hıyar badirin yokuşturken nesiller, fumun, buğday ya ki sarımsak. Bundaki ades, kim piyaz zikir kılını yaptı. Fakat bunlar da çünkü yokuşturken nesiller. Musa aleyhisselam nasihat kıldılar. Bu pes nesilini yaş nesilge almıştırmayla silah yalatları yaşını birgenedir. Tamamlarda en yaşını birgenedir. En kuvvetlisi, en küçülüsü, en şirini, en lezzetlisi, en asan hazım buladıganı, en asan payda buladıganı, hiç kendini kıynelmesiler. Nehat ki şunu almıştırsalar biz. Ne yukarıda, lekin yukarıda etkenimizdik. Hem cehalet ve hem insanın tabiatı şundik. Bu geldiği için onlar tahammül kılış almadı. Israr kılıştı.
Diyor biz bunu yemeyiz yani. Yani her kine şu tağım diyeceğini geçin, onu bitti tağım diye şey yaptı. Lekansızlar bitlemezse de o. Birbiri gösteriyen her hıl tağımlar idi. Ben İsrail, Allah'ın nimetini terk kılıp, talep kılıp duyan nesneleri her tarafleme pes idi. Yani Allah Teala bir insana piyaz verse, kerçike verse, bu ya nimet elbette. Lekin nimetler birbirinden farklı. Birisi, birisinden göre kıymetli rak, kadirli rakdır. Hemesi bir hılmez ki. Musa Aleyhisselam kançeliği çüntürdü, lakin kabul kılışmadı. Allah'ın bütün nimetleri şimdi. Hazır biz Bani İsrail'in hata akıllı yaptığı geldiğini, yani her tarafına çüntürüptüz. Bu hatanı izahlaşken haceti yok. Yaş bileyen bilerdi bunu hatalı yine. Lakin aynı çünkü yaşayken hatalarda uzumuz kılıyapız hayatımızda. Allah daim bize bir nimet verirdi. Biz bu nimeti terk kılıp bundan pes buyuruyor neselerde Allah'tan terk kılamız. Mesela Allah Teala bize iman verirdi, takva verirdi. Biz nifaktı, fiskti terk kılamız. Allah bize ilim verirdi. Biz dünyanı terk kılamız. Mal terk kılamız. Allah Subhanehu ve Teala bize salih amel verirdi. Ama biz gafletti terk kılamız. Allah'ta bergen iman, ilim, amel, takva diye nimetlerini, kadir kıymetini bilmiyiz. Bunlardan zirikemiz. Hüttü Bani İsrail, şirinlik ve bedeneye zirik yettirgenlik. Hadip namazı okuramam mı? Hadip ilim okuramam mı? Hadip takvali buluramam mı? Hadip tahaccüd okuramam mı? İnsanlar zirike başlaydı. Bu nimetlerde kadir kıymetini bilmiyordu. Aynı hatanı kılıyaptı Müslümanlar. Allah-u Teala bizi agahlantır yaptı. Kimiyle şu hatalardı. Akıbetleri zaman buladı. Ben İsrail'de başı yekigen nesneselerde başlığa zekilerdi. Ben İsrail nesihatı kabul kıma gendirken ihbitu Misran şehirge kiriler, şehirge çüyler deyildi. Mısır'da iki de tafsir var. Birincisi Suyut'a etkendi şehirlerden bir şehirdir. Tayin kılınmayan halette. İkinci tafsir ise Firavun'un yaşayan, uzlarını hicret kıyan yerleri boyan Mısır'dır. Mısır burası da katta bir memleket. Fakat yine Kahire'den ibaret etmez ki. Kahire, Hazır İskenderiye ve başka şehirler hepsi bir bölüm Mısır değiller. Allah Teala orada Mısır'a kirişlikçe büyürüyor. Mısır'a kiriler, Mısır'a düşüyorlar. Elbette Mısır'da sizlerle sorarken nesneleriniz var. Yani sizler sorarken bu piyazlar ve buğdaylar var Mısır'da. Bazı ulamalar mutlak bir şehir degen tafsirde tercih kılışadı Suyuti'yi görsep. Bazı ulamalar ise uzlarının çıkan şehir bugün Mısır memleketini tafsiri doğrudur ve sahih rağdır tercih birişadı. Şevkani görsep. Çünkü zahiri şimdi darlat kılıyaptırıydı. Ulan Mısır'dan çıkan Mısır'a yakın. Yani ve zaten biz yukarıda ettik ki eski haletlerini sağını yaptı, dihkançılık kılıçarıdı. Musa Aleyhisselam eski haletlerinizi sağını yaptırken Mısır'ınız kiriyle mene şehirlerdi, bariler. Ve duribet aleyhim u zilletu vel meskenetu. Ularıya harlik ve kembeğallik urup koyuldu. İmam-ı Suyuti yani altın füllerini kıyas kıldı. Mesela kümüştü üstüge bir naks salınadı. Uruladı mı? Urulgen füller. Kalıptan urulup çıkken, nakış dalıngan füller. Füllerle nakışırken ne birbirine lazım malzum bosa, özgermez bosa, Allah-u Teala aynı haletini zikir kılıyordu. Duribet, ularıya harlik ve kembeğallik urup koyuldu diyordu. Altın kümüşler füllerden nakışları özgermegendik, acrelmegendik, Yahudilerden hem harlik ve kembeğallik acrelmeydir. Ular daim har ve kembeğal bulup yaşıyordular. Ve ba'u bi gadabi min Allah. Allah tarafından bugün gazapka kaldılar. Ba'u raca'u degan ma'nosi ham bor, istahaqqu degan ma'nosi ham bor. Allah tarafından bugün gazapka haqli bo'ldilar. Gazab bilan qaytdilar degani narsa shuki, Alloh ularni chaqirganida shuncha ne'matlar berdi, ular Allohni rozi qilib qaytishdi uniga, Allohning g'azabini keltirib qaytishdi. Allohning g'azabi bilan qaytdilar. Allohning g'azabiga qolishdi. Şunun için Fatiha suresinde غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ
azap qilinganlarning yo'liga emas degani yahudiylar qasdiniladi. Yahudiylar Allohning g'azabiga qolishdi. Oldingi zamonlarda islom xilofati borligida yahud nasroniylarning Bani Isroilning xorligi, kambag'alligi ma'lum edi. Endi bizning zamonimizda qarasangiz, iymon bilan qaraydigan bo'lsangiz, haqiqiy ko'z bilan, ochiq bir ko'z bilan qarasangiz, ularni hali ham xor va kambag'alligini ko'rasiz. Och ko'zligini ko'rasiz. Haqiqiy mu'minlarning azizligini va boyligini ko'rasiz. Qanoatkorligini ko'rasiz. Mana ko'ryapsiz, yahud nasroylar bizning zamonimizda hozir go'yanki ular g'olib bo'lgan, go'yanki butun dunyoni bosib olgan, go'yanki dunyoni siyosati ularning qo'lidadek ko'rinib turgan holatda qarasiz, yana baribir xor ular. Baribir yana kambag'al. Qarang, o'zlarini ham sotyapti azmagan pulga. Qancha millioner bo'lsa bo'lsin, xotinini ham sotaveradi, qizini ham sotaveradi. Hech qanday obro, nomus, sharaf degan narsa yo'q. Dunyo uchun hamma narsani beradi ular. Dindiki allaqachon tark qilgan, dinni allaqachon sotib olgan va xor, nihoyatda qo'rqoq, razil. Yaqinda bilasizlar, mana 1 yil bo'lmadi, Turkiyadan bir kema ketdi. Falastinga yordam kemasi ketdi. Turkiyadan tartib olindi va bu kemada birorta qurol yo'q edi. Bir kichkina bir topponcha ham yo'q. Falastinga yordam niyatida ketyapti. Yaqinlashgan vaqtida yahudlar qarshi chiqdi. Xohlamadi bu yordamni, ogohlantirdi. Lekin kema davom etgandan keyin nima qilishdi? Havodan kelib va kemalarda kelib hujum qilishdi-da, kemaga bostirib kirishdi. Va o'sha kemaning ichida taqriban 10 tacha odamni o'ldirdi. 9 tasi turklardan edi. Ular kelib qurolsiz odamlarni otib, urib, hurmatsizlik qilgandan keyin kemadagilar yana qo'llari bilan urishdi ular bilan. Qo'l bilan urishdi. Ular dunyoning eng oxirgi rivojlangan qurol yarog'lari bilan. Kemadagilar hech qanday qurol yarog'i yo'q. Qo'llari bilan va qo'liga kirgan birorta bir taxta bilan urishyapti. Borib kelgan turklar aytadiki, biz nechtasini ushlab oldik, asir oldik deydi. Hayron qoldikki, shu darajada qo'rqoq. Qurol yaroqlari eng mukammal, eng rivojlangan holatda, lekin baribir nihoyatda qo'rqoqlar. Hatto ba'zilari ko'pchiligi taroti ham sinib qopti. Hali bo'lgan narsa bu, haqiqat bu. Bu mubolag'a emas yoki yahudlarga tuhmat emas. Bu oyatda mustaqil Alloh aytayapti: "Zuribat alayhimu zillatu wal maskana." Ularga xorlik va kambag'allik urib qo'yildi. Ulardan ajramas sifat qilindi bu narsa. Undan boshqa holatlar, boshqa diyorlardan bo'layotgan holatlarni qarasangiz, qachonki yahud nasroniylar bir islom ahliga muqobiliga keladigan bo'lsa, doim mana shu xor bo'lganligini ko'rasiz. Katta-katta tabrikalaringiz bo'lgani bilan, dunyoda millioner bo'lganingiz bilan, buni sizga na dunyoda na din e'tibordan foydasi bo'lmasa nima keragi bor uni? Dunyoda ham xor bo'lishyapti va oxiratda ham xorlik. Allohning g'azabiga qolishdi. Dunyo ham oxirat ham ketdi. Buni sababi nima bo'ldi? Ko'ryapsiz bu sababini, lekin Alloh taolo umumiy qilib bir javob beryapti. Zalika, buni sababi ular dunyoda ham xor va kambag'al bo'lib, oxiratda ham Allohning g'azabiga qolganligini sababi bi annahum kanu yakfuruna bi ayati llahi, ular Allohning oyatlariga kofir bo'ladigan, kufr keltiradigan bo'lganliklari sabablidir. Allohning oyatlariga qarshi chiqishardi. Allohning oyatlariga kofir bo'lishardi. Shuning uchun dunyoda ham oxiratda ham xor bo'ldi bular. Ko'ryapsizlar, qancha oyatlarga qarshi chiqishyapti. Allohning o'ti nozil bo'ldi, soyqa yonib ketishdi. Yana ko'p o'tmasdan noshkulikni boshlashdi. Va yaqtuludan nabiyina, va payg'ambarlarni o'ldirishardi. Zakariya alayhissalomni o'ldirishdi, Yahyo alayhissalomni o'ldirishdi. Qarang, buyuk payg'ambarlar. Ular payg'ambarlarni o'ldirgandan keyin bizning zamonda endi musulmonlarni o'ldirsa, unga ajablanib o'tirmang. Yahud nasroniylardan yaxshilik kutmang. Ular payg'ambarni o'ldirgan millat ular. Musulmonlarni hech achinmasdan, hech o'ylanib o'tirmasdan, zarra qadar bir o'ylanmasdan, achinmasdan o'ldirib yuboradi. Payg'ambarlarni o'ldirishdi, o'ldirishyapti. Va bu payg'ambarlar o'zlaridan chiqqan. Qarang, Zakariya alayhissalom, Yahyo alayhissalom o'zlarining qavmidan chiqqan, Bani Isroildan chiqqan payg'ambarlar. Juda yaxshi tanishadi. Va bu payg'ambarlar eng mukammal insonlar edi. Juda ko'p xizmatlar qilgan edi. Bi g'ayril haqqi haqsizlikni o'ldirardi.
Bu nima uchun haqlilik bilan o'ldiradi degan narsa ularni malomat qilishlik uchun qilayotgan amallarining nihoyatda qabihligini isho qilishlik uchun bo'lyapti. Chunki hech qaysi payg'ambar nohaq bo'lmaydi-ku baribir. Biror payg'ambarga agar kofirlar, mushriklar, fosiqlar muxolifat qilsa, aziyat bersa, o'ldirmoqchi bo'lsa, o'ldirsa, hech qachon uni haq bilan qilmaydi. Payg'ambarga aziyat bergan odam haq bilan aziyat bermaydi. Doim nohaq bo'ladi-yu, lekin ularni nohaqligini bildiryapti Alloh taolo. Ikkinchi tafsiri, ular bahona qilishadiki, biz Zakariyani o'ldirdik chunki o'zidan ayb o'tdi. Yahyoni o'ldirdik chunki o'zining aybi bor edi. Falon payg'ambarga qarshi chiqdik chunki uning aybi bor edi deyishardi. Haqsizlik bilan payg'ambarlarni o'ldirishardi. Payg'ambarni o'ldirishlikdan ko'ra katta zulm yo'q. Insoniyatning hayotida va tarixida. O'zlarini payg'ambarlarni o'ldirishyapti, qarang. Bu payg'ambarlar ularni jannatga chaqiryapti turdi. Ularni dunyo va oxiratda aziz bo'lishlikka chaqiryapti turdi. Alloh taolo bi'oril haqqi haqsizlik bilan zulm bilan o'ldirdilar deyapti. Yahudlar bilib qo'ysin, bilishadi-yu, lekin o'zlarini o'zlari aldaydi. Zakariyoni bizning bobolarimiz o'ldirgan bo'lsa, Zakariyoni o'zini aybi bor edi, falon-falon xatoni qilgandi deydi, tuhmat qilishadi. Yahudlar butun payg'ambarlarga tuhmat qilgan. Butun payg'ambarlar to'g'risida yolg'on gaplarni to'qib chiqarishgan, yolg'on qissalari bor. Butun payg'ambarlarni gunohkor qilib ko'rsatadi. Nimaga? Birinchidan o'zlarini gunoh qilishlik uchun dalil bo'lsin deb, ikkinchidan payg'ambarlarga muxolifat qilganiga bahona bo'lsin deb. Bu falon-falon payg'ambarlar shunday shunday xatolari bor edi, gunohlar bor edi. Shuning uchun ularga qarshi chiqardik, deyishlik oson bo'lsin deb mana shu tuhmatlarni qilishadi. Lekin biz doim aytayapmizki, butun payg'ambarlarni biz himoya qilamiz. Butun payg'ambarlar katta gunohlar ham, kichkina gunohlar ham qilmagan. Va ulardan insoniyatga, insoniy axloqqa xilof bo'lgan narsalar ham sodir bo'lmagan. Ular kofir bo'lishdi mana. Allohning oyatlariga kofir bo'lishdi, Allohning kitoblariga kofir bo'lishdi, Allohga ham qarshi chiqishdi va payg'ambarlarni ham o'ldirishdi. O'ldiradigan darajaga borgandan keyin endi payg'ambarga kofir bo'ldi deyishdi hojati yo'q endi. O'ldiryapti, boshqa nima deysiz endi? Qur'on xabar beryapti buni. O'zlari ham yaxshi bilishadi, Bani Isroil tarixida bor payg'ambarlarni o'ldirganliklari. Zalika bima asau. Alloh taolo yana aytayaptiki, bu narsa Alayn yuqorida o'zi zalika dedi. Yahudiylar dunyoda xor bo'lishligi, kambag'al bo'lishligi va dunyo oxiratda Allohning g'azabiga qolganligining sababi kofir bo'lganligi, payg'ambarlarni o'ldirganligi deb, yana zalika isyon qilganliklari va haddidan oshadigan bo'lganliklari degani ikkinchi jumla yo ta'kid bo'lyapti yuqoriga, oldingi gapga isyon qildi ular. Allohning hukmlarini, shariatini tark qilishdi deyapti Alloh taolo. Va haddlaridan oshardi ular. Haddlaridan oshib ketyapti. Ne'matni muqobilida isyon. Alloh ne'mat beryapti, isyon qilishyapti. Mo'jiza ko'rsatyapti, nonko'rlik qilishyapti, kufr qilishyapti. Kofir bo'lishyapti. Shuni sababidan ularga xorlik va kambag'allik urib qo'yildi. Abadan ular aziz bo'lmaydi. Xor bo'lishadi, kambag'al bo'ladi va Allohning g'azabiga qolishgan, Allohning la'natiga qo'yiladi. Boshqa bir tafsirga qaraganda, birinchi zalika kambag'allik, xorlik va g'azabga ishora, ikkinchi zalika esa ular Allohning oyatlariga qanday qilib kofir bo'ldi, qanday qilib payg'ambarlarni o'ldirdingiz, shunga ishora bo'lyapti. Buni sababi Allohning oyatlarini inkor qilib payg'ambarlarni o'ldirganligining sababi isyon qilganlaridir. Va haddidan oshadigan bo'lganliklaridir. Demak, qarang, isyon doim aytayapmiz, kichkina masalan, bu kichkina gunoh ekan yoki bu kufr masakanki demaylik. Qarang, isyon va haddidan oshishlik payg'ambarlarni o'ldirishga olib boryapti. Va Allohning oyatlariga kofir bo'lishga olib boryapti. Hamma narsa kichkinadan boshlanadi. Kichkinadan kattaga qarab ketadi. Birdaniga katta gunohga olib qolmaysiz. Shuning uchun kichkina gunohlardan qo'rqaylik. Shuning uchun Abu Hurayra aytardiki, tobiinlarga aytardi. Biz Rasulullohning zamonida juda katta sanagan narsalarni sizlar kichkina sanayapsizlar deydilar. Qarang, tobiinlarga bu gap aytilgan bo'lsa, bizning holatimiz nima bo'ladi? Yahudiylar qiyomatgacha Yahudi va Nasoniylar, butun Bani Isroil ular qiyomatgacha xorlikdan, kambag'allikdan chiqmaydi. Ular albatta Allohning g'azabiga, la'natiga qolgan.
akıllı insan ularga ergashmasin, ularni hayotini, ularni holatini havas qilmasin. Kimiki Yahud nasroniylarga ergashsa, ular ham Allohning g'azabiga qolishadi, ularga ham xorlik va kambag'allik urib qo'yiladi, xor bo'ladi, kambag'al bo'ladi. Endi bir savol keladiki, Yahud nasroniylarga, Bani Isroilga najot yo'qmikin? Siz bor. Alloh taolam Muhammad alayhisalomni nima uchun jo'natdi? Rahmatan lil alamin, butun olamlarga rahmat qilib jo'natdi. Yahud nasroniylar tavba qilsin, islomni qabul qilsin, Qur'on hadisga amal qilsin, shu zohati aziz bo'lishadi. Islom tarixida ko'p islomni qabul qilgan Yahud va nasroniylar va islomga katta xizmat qilgan kishilar ko'p. Mana yo'l bor, najot yo'li bor yana, lekin qabul qilishmayapti-ku. Bu najot yo'lini ularga ko'rsatishlik kerak. Agar islomni qabul qilmasa, ular mana shu xorlikda, kambag'allikda va Allohning g'azabida davom etishaveradi. Doim ularga Allohning la'nati yog'averadi. Bu gaplar mana bir taraf, lekin hozirgi vaqtda boshqa bir fitna chiqyaptiki, dinlar orasi dialog. Yahud nasroniylar ham jannatga kiradi, ular ham musulmon degan, mutlaqo Qur'on hadisga mutlaqo to'g'ri kelmaydigan, aqlga mutlaqo to'g'ri kelmaydigan gaplar paydo bo'lyapti, qarang. Buni oldin faqat Yahud nasroniylar gapirardi, biz ham kiramiz jannatga deb, hozirgi musulmonman degan ba'zi professorlar ham gapiryapti buni. Shuncha gapdan keyin Alloh taolo ularga xorlik, kambag'allik urildi, ular Allohning g'azabiga qoldi, ular Allohning oyatlariga kofir bo'lishdi, payg'ambarlarni o'ldirishdi degandan keyin sen qanday qilib ular jannatni deysan? Qanday qilib ular jannatga kiradi deysan? Qanday qilib ular musulmon deysan? Yahud va nasroniylar musulmon degan ular jannatga kiradi degan kofir bo'ladi. Alloh aytayapti, qarang, zalika biannahum kanu yakfuruna bi ayatillahi. Allohning oyatlariga kofir bo'ladi ular, deyapti. Payg'ambarlarni o'ldirgan ular, deyapti. Qanday qilib jannatga kirsin ular? Alloh subhanahu va taolo kitobi Qur'oni Karimni butun dunyoga hokim qilsin.